Selamünaleyküm arkadaşlar. 13 Mart. Şimdi arılarımıza bakacağız. Maşallah polenler de geliyor arkadaşlar. Bayağı bir polen geliyor. Maşallah. Arılar vızır vızır çalışıyor. Dün geldim baktım zaten. Birkaç tane kovan kaldıydı. Hem şerbet vereceğim, biraz stokları eritmişler. Ben biraz derken bayağı bir eritmişler. Yarı bu tarafa kadar gelmiş. Ana arı da buraya yumurta atmış. Bakın ana arı da burada geziyor arkadaşlar. Son çıta. Ana arı da burada. Buraya kadar yumurta atmış. Burada kapalı bir alan. Maşallah. Şimdi biz buna ikinci beş çıta olması gerekirdi. O bilinçsizce verilen tarım ilaçlarından dolayı kovanlar bir çıta, iki çıta geriledi arkadaşlar. Yani bunu ruhsatı, izni veren, bunun satışına onay verenler biraz daha böyle dikkatli olsalar bu konuda kimse mağdur olacağını ben zannetmiyorum. Yoksa bu noktada çok arıcı arkadaş mağdur. Bal kemeri fazla kalmamış. Ama ana arı yumurta alanını gittikçe genişletmiş. Evet. Bunlara şimdi bol bol şerbeti vereceğiz arkadaşlar mecbur. Bu da yavrulu. Ama çıta ilavesi yapmayacağım. En azından bunlar sökülsün. Söküldükten sonra yaparım. Ama şerbet miktarını arttırıyorum arkadaşlar artık. Ha ben ne zaman arttırıyordum normalde? Ham petek işletmeye başladığımda arttırıyordum. Ama bu sene ham petek işletmeye de biz geciktik. Yani bu kadro gerilemesinden dolayı, tarım ilaçlarından dolayı. Şimdi iki parti herhalde güçlü bir şerbetleme yapacağız. Ondan sonraki, zaten pazartesinden itibaren yağmur geliyor. Cuma'ya kadar yağmurlu gösteriyor Adana'yı. Ondan sonra ham petek işlemeye başlayacağız. Arayla alakalı bir sıkıntı da gözükmüyor arkadaşlar. Son çıtaya kadar yumurtayı atmış. Ama bu mevcut çıktıktan sonra biraz daha çıtaları dolduracaktı. Çünkü çıtaların kenarlarında biraz boşluklar vardı.
Onlar da dolduktan sonra çıtaları veririz. Zaten iki çıtadan sonra bu kovanı da değiştireceğiz. Normal kovanı alacağız. Şimdi şuna bir bakalım. Bu ne alemde? Yer Adana, hava sıcaklığı şu anda 20 derece. Öğleden sonra 22-23 dereceleri buluyor. Mesela bak bu da dolu doluydu. Yarı yarıya düşmüş. Bu da yavrulu bir çita. Ballı bir çita. Bunun bu tarafa da strafor koyacağım arkadaşlar. Şurada durdurayım bir bulayım geleyim. Bu çekmemiş. Veya çekmiş, yarısını çekmiş, yarısını çekmemiş. Bunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Az bir şerbet vereceğim buna şimdi. Çok az verdim şerbeti. Yarına kadar çekmezse buna bir şeyler yapacağız artık. Bakacağım iyice. Ama görüntüde bir sıkıntı yok. Yavru atımı var. Ama bu yavru çürüğü dediğimiz bir sıkıntı yok. Demek ki fazla verdik bir öncekinde. Anca o kadarını çekebildi. Zaten şerbeti de kovana göre vermemiz lazım. Yavru atım hızına göre. Çünkü ne kadar çok yavru varsa, yani günlük larvalar, günlük yumurtalar, o kadar fazla şerbeti çekiyorlar. Herhalde fazla verdik buna. Ondan tahmin ediyorum. O şekilde oldu. Bu kovan da geçen sene mi yapmıştık? Ondan önceki sene mi yaptık arkadaşlar? Bu dışı kenarları ahşap iskelet. Ondan sonra hatta şuradan çekim yapsam sanki daha mı iyi olacak? İçi de strafor.
Yani kenar duvarlar hep strato. Evet, bir de çekmiş. Az bir şey kalmış. Demek bunlar biz biraz fazla verdik arkadaşlar ya. Öyle hatırlıyorum, evet. Sonda artmıştı. Bunları da doldurdu komple. Şöyle ballı polenli. Yavru alanı yukarılara kadar çıkmış. Burada yavru alanı. Bunlar çıktıktan sonra arkadaşlar, çıkmaya da yakın zaten. Çıktıktan sonra bunlara birer çıta ilavesi yapılabilir. Çünkü yavru alanı baya baya genişlemiş. Bunun arasını boyamadık mı biz ya?
dimdikleri gördük. Daha yeni yumurta attı zaten. Bu çerçeveye yeni yumurta atmış. Bunları da iyi görmedik ama önemli değil. Evet, anaarıyı gördüm. Bak, anaarı da şurada geziyor. Şimdi buna yumurta attıralım arkadaşlar, bu çerçeveye. Nasıl olsa strafor var orada. Bunu bir geriye alıyorum. Şurada ballı bir çıtaydı, bu tarafa koymuştuk. Şimdi yine yaslayalım buraya. Evet. Bunun durumu iyi. Şu çerçeveye de yumurta attırdıktan sonra buna bir çerçeve verebiliriz. Bu neymiş ya? Evet arkadaşlar, bu da böyle. Çekimi burada durduruyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.